güzel bir geceydi. Yani başta rahatsız oldum ama... Nazlı ile karşılaşmamız da iyi oldu. Beklediğimden güzel geçti yani. Gelince detayları anlatırım. Fatoş, arkadaşına dün geceyi anlatıyor. Detaylarını anlatacağım diyor. Tabii kızım, ne sanıyorsun? Erkekler de konuşuyor böyle şeyleri arkadaşlarıyla. Sadece kızlar mı konuşuyor zannediyorsun? Benim de acil dün geceyi hatırlamam lazım. Tamam canım, ne yaşandısı yaşandı yani, artık onu düşünme. Şimdi gidiyorsun, tamam mı? Hafifçe şöyle kafaya yaslan. Böyle sabah mahmuru gibi böyle yap. Ondan sonrasında esne. Ama öyle ağzını gergedan gibi açma. Kibar kibar esne. Ondan sonrasında da gayet böyle özgüvenli bir şekilde gülümseyerek... Günaydın de. Eğer dün geceyle ilgili bir şeyler sorarsa ya da söylerse de orta yollu cevap ver. Tamam mı? Hoş bir geceydi de geç. Fatoş, sen delirdin mi? Ben bu dediklerini aklımda tutamam. Tutsam da yapamam. Tamam, olduğu kadarını yap işte. Odun gibi durma, rahat ol. Kapatıyorum şimdi. Sonrasında arayıp rapor ver bana. Hadi. Nazlı. Dün gece olanları hatırlıyorsun herhalde değil mi? İkimiz yani orada birlikteyken... Utandırmayın beni. Yok Nazlı, bunda utanacak bir şey yok. Yani bütün bunları nerede ne zaman öğrendim bilmiyorum ama... gerek benimle gerek Bay Nakatani ile... Bay Nakatani ile de mi? Ne ara? Nazlı, sen neden bahsediyorsun, ben anlamıyorum. Ay asıl ben sizi anlamıyorum. Az önce arkadaşınızla konuşurken biz de şey... Nazlı, bir saniye. Biz dün gece birlikte olmadık. Olmadık mı? Ama siz dün gece beni kucağınızda... Evet, seni kucağımda yatağa götürdüm ama kendim salonda yattım. Peki seni neden taşıdım? Neden? Midem. Banyoda kusuyordum. Neden kusuyordum? Sinirlenmiştim. Sinirlenince midem bulandı. Biz tartıştık. Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdin. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktın. Nihayet gece evime geldin. Tamam işte. İstediğin oldu. Hadi içeri girelim. Evlenme teklifimi bekliyordum, bilmiyorum ama. Ne zannediyorsun kendini sen be? Sahipsiz mi sandın sen beni? Çağırırım memleketten annemi, babamı, yedi sülalemi görürsün. Midem. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen kim olduğunu zannediyorsun da bana öyle bir teklifte bulunabilirsin? Ferit Aslan. Biliyoruz. Peki sen kimsin Nazlı? Dün gece davette yaşananlardan sonra aramızda bir şeyler olabileceğini düşündün galiba. Öyle anlamını zannettirecek bir şey yaptıysam özür dilerim. Kusura bakma, aradığın zengin kocalığı ben değilim.
Zengin kocamı. Ben mi zengin koca arıyorum? Ben zengin koca falan aramıyorum. Ya ne demek bu şimdi? İstersen aşçı olarak çalışmaya devam edebilirsin. Gündüzleri gelir gidersin, paranı alırsın, karşılaşmayız. Sen terbiyesiz, ahlaksız, kaba, kötüsün. Kötü kalplisin, insani duygu nedir? Unutmuşsun sen. Gittiyse gidebilirsin. Kovsaydın ama gerek yok, merak etme. İstifa ediyorum. Bir dakika bile durmam ben bu evde. Terbiyesiz, ahlaksız, kaba, nezaketsiz. Sen insani duygu nedir unutmuşsun. İkbal Hanım, bana Nazmiye Hanım'ın telefon numarasını verir misiniz? Tabii, ben hemen size mesaj olarak atıyorum. Teşekkürler. Fatoş'um, çıkıyorum ben. Tamam bebeğim. Aa, mesaj kimden? İsim çıkmadı, bakıyorum hemen. Nazmiye Hanım, dün akşam biraz ileri gittiysem özür dilerim. Ferit Aslan. Bakayım. Biraz mı? Tebrik ederim, büyük genişlik. Ay, özür dilerken bile ego tavan yani, pes. Bırak ya, yemişim onun özrünü. Ne yazıyorsun kız? Mukazay. O ne demek be? Bu ne ya? Japonca herhalde. Hoş geldin Nazlı. Gelebilmene çok sevindik. Ben Demir, Bulut'un babası. Memnun oldum. Hayır demesine zaten fırsat vermedik. Ben de Zeynep, Bulut Bey'in annesi. Memnun oldum. Nasılsın Bulut? Ya benim yanıma otur, tamam mı? Ben de buraya oturayım. Nazlı aşağı, Nazlı yukarı. Geldi işte Nazlı ablan. Bir dakika ya, o benim ablam değil ki. Arkadaşım o benim. Abartma. Efendim Zeynep. Ferit'cim, seni bekliyoruz. Neredesin? Zeynep, ben şimdi evden çıkıyorum ama oraya gelmiyorum. Yakınlarda bir yerde bir şeyler atıştırıp eve döneceğim. Anladım. O zaman 10 dakikaya buradasın. Ay, bu çok sevinecek. Bulut'cum, dayın geliyormuş. Ay, uçtu havaya. Vallahi çok sevindi. Tamam, o zaman ben tutmayayım seni. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hmm.
Bay Nakata'nın yüzünü görmek isterdim doğrusu. Of, görülmesi gereken asıl yüz benimkiydi bence o an. Yani kadıncağızın üzerine içkileri döktüğüm anda dua etmeye başladım. Ne olur yerin dibine gireyim diye. Ya Ferit bu şekilde anlatmıyor ki tabii, çok komikmiş. Keşke ben de orada olsaydım. Ya. Bence orada olmak istemezdiniz. Yani şu an anlatınca komik gibi geliyor ama o an hiç komik değildi. Utanç vericiydi. Ben çok isterdim orada olmak. Ama neden komik değil ki? Bence komik yani. Yoksa dayım gülmedi mi? Bulut'cum, dayının çok güldüğünü söyleyemem tabii. Yani Ferit Bey o sırada uzaktaydı ama yanımıza geldiğinde hala alevler çıkıyordu. Sonrasında gülmüş olabilir oğlum ama o an dayın Nazlı ablayı öldürecek gibi bakmıştır eminim. Bence o kadar tanık olmasaydı etrafta bir şansını denerdi. Şimdiye kadar suç işlemeye hiç meyletmedim. Hoş geldin. Hoş geldin Ferit. Kanunlar dışına çıkmayı pek sevmem. Ama Nazlı Hanım muhtemelen bu konularda daha gevşek. Savunması insanlara acayip teklifler yapmadım hayatım boyunca. Hele alkollülerse. Ama gücü yerinde yetişkinlerse her şeyi yapabilirim diyorsun. Yok, o sizin... O sizin gibi soğukkanlı iş adamlarının işi. Bulut. Soğukkanlı bir iş adamı derken soğukkanlı bir katil der gibisin. Evet, çünkü aralarında bence çok büyük bir fark yok. İkisi de risk analizini yapar, ince ince hesaplar ve kusursuz uygulamaya çalışır. Ben zaten yeterince kışkırtılan herkesin birilerini öldürme potansiyeli olduğuna inanırım. Dayı, neden bana kulağımı kapattırdınız? Yoksa zombilerden mi bahsettin? Hayır Bulut'cum. Zombi mombi yok. Yasak zombilerle ilgili konuşmak. Hem zombi diye bir şey yok oğlum. Şimdi Ferit'cim, Nazlı seni tanımıyor. Şaka yaptığını anlamayabilir tabii, değil mi? Her şakada bir gerçek payı vardır Zeynep Hanım. O yüzden bizce en iyisi Ferit Bey'le aramızdaki mesafeyi korumak. Bulut da ben de biliyoruz, benim kardeşimin yufka gibi bir yüreği vardır. Değil mi bebeğim? O zaman şimdi dayımın kalbi börek mi oluyor? Nazlı, sen neden gittin? Yoksa evi dağıttık diye dayım mı kızdı? Bulut'cum aşk olsun, olur mu öyle şey? Bulut haklı ama Nazlı, niye gittin? Bana söyle, sen mi istedin yoksa Ferit mi çıkarttı seni? Lütfen söyle. Biz alıştık artık Ferit'in ahçılarla ilgili problemlerini dinlemeye. Şaşırmayız. Ben istedim. Ferit Bey'in belli konularda rahatsızlıkları vardı. Keza benim de öyle. Hem yaz okulumdaki seminerleri aksatıyordu iş. Denk geldi, isabetli oldu. Ya anne bak, gerçekten hiç uykum gelmedi, tamam mı? Amcanlar gidelim. Bulut'cum çok geç oldu, biz de birazdan kalkarız. Baba, baba sen götür beni. Biz ne alır? Oğlum. Lütfen. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun da. Bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Bana müsaade. Ben sizle... Kaytarmak yok. Hep beraber gidiyoruz o zaman. Ben kaytarıyorum. Hadi. Dayıcığım, ama hep beraber gidiyoruz ya. Dayı, biz de seninden geliyoruz. Yani Nazlı'yla beraber. İyi bakalım. Hadi binin. Nazlı, hadi bin arabaya. Hadi biz de arkanızdan geliyoruz. Nazlı, ama sen öne bineceksin. Tamam mı? Tamam Bulut'cum, anlaştık. Gel. Nazlı, biliyor musun? Benim amcamın evi çok güzel. Böyle kocaman, diş büyük. Hatta acayip eğlenceli bir bilsen. Biliyor musun? Bir tane kocaman bir davul var böyle. Bu ev çocukken benden büyükmüş ha. Yani ben artık onu geçtim. Hem amcam bana çok güzel şarkılar çalıyor. Bulut, ben anladım, sen amcanı çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Dayımı da çok seviyorum. İkisini de eşit seviyorum. Değil mi dayı?
Hadi oradan küçük canavar, küsmeyeyim diye yağ çekiyorsun bana. Üf, büyükler küçüklere küsmez bir kere. Çok büyük bir sürpriz. Amcam dedi sana. Bir dakika, bence asıl büyük sürpriz benim için. Sen Nazlı'yı tanıyor musun? Tanıyorum tabii ya. O benim dans arkadaşım. Ama biliyor musun, Nazlı çok güzel kurabiye yapıyor. Aa, bilmiyordum. Ama çok iyi kokoreç yiyor, onu biliyorum. Amcan da Latin dansları uzmanı ve şahane temizlik yapıyor. Siz nereden tanışıyorsunuz? Konuşuruz içeride ya. Hadi girin içeri. Vay be, dünya gerçekten çok küçük. Evet, büyük tesadüf değil mi? Ben Ferit Bey'in... Teşekkürler. Ferit Bey'in mutfağında çalışıyordum. Ek işi olarak bir organizasyona gitmiştim. Meğer o organizasyonda size şirket yapmış. Aa, aşçısın sen. Evet, yakalandım. Gastronomi bitirdim. Şimdi yüksek lisans. Tamam. Yok, dün gece Nazlı'nın mesleğini tahmin etme oyunu oynamıştık da... bulamamıştım bir türlü. Aa, siz daha yeni tanıştınız o zaman. Evet, sizin etkinlikte tanıştık. Ferit abinin yanında çalışıyordum ve benim haberim yoktu. İnanılır gibi değil. Yani bir dakika, bir dakika. Sen Nazlı'nın fantastik yemeklerinden tatmadın o halde. Kimse Nazlı'dan daha güzel yemek yapamaz. Annem bile. Şşt oğlum. Bulut, eve gidince gösteririm ben sana. Ben sadece köpeklere fısıldadığını ve dansa doğuştan yeteneğinin olduğunu biliyordum. Ferit abi için yemek yapmıyor musun hala? Ferit'i sanki bilmiyorsun. Nazlı bence 10-15 gün iyi dayanmış. Nazlı işi bırakmış. Biz de ona teşekkür etmek, aynı zamanda tanışmak için bu geceyi organize ettik. Harika yemek yapıyorsun. Dansa yeteneğin var. Köpeklere fısıldıyorsun. Bilmediğimiz başka yeteneklerin de var mı? Mutlaka vardır. Bunlar 5-10 günde öğrendiklerimiz. Ya benimkiler herkesin yapabileceği şeyler. Şarkı söylemekle kıyaslanamaz bile. Bir de kalabalığa söylemek büyük cesaret. Benim en fazla ev arkadaşım maruz kalıyor sesime. Bir de aile kontenjanından kız kardeşim. Abartıyorsun bence. Ben de tam söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Millet, bu arada Aliye Tanju'nun mekanında çıkmaya başlayacak. Ha, gerçekten. Ne güzel. Tebrik ederim. İlk programı yarın. Desteklemeye gideceğiz. Nazlı, sen de gelsene. Ben mi? Yok ya, ben gelmeyeyim. Gel bence. Bana destek olmuş olursun hem de. Arkadaşını da getir, hatta kardeşini de getirebilirsin. Tamam, geliriz o zaman. Hatta seve seve geliriz. Ferit, sen de geliyorsun, değil mi? Benim işler bu ara biraz yoğun. Ben başka sefer dinlerim seni. Aşk olsun ya. Ne güzel havam olurdu. Düşünsene magazin haberlerini. Ünlü iş adamlarından Ferit Aslan. Aileyi dinleyenler arasındaydı. Yarın bir ihaleye giriyoruz. Kazanırsak yarın kutlamaya sizin oradayım o zaman. Tamam. O zaman bu kadro kesin yarın bizim orada. Tamam, o zaman siz Alya ile kutlarsınız. Biz de Valide Hanım'la Ayvalık yolunda kutlamaya devam ederiz. Bu kadar çalışmaktan sonra tatil şart değil mi hayatım? Kesin aldık ihale ediyorsun. Ya. Kesinlikle. Yarın Hakan'ın suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Değil mi ortak?